Yok mu bir haber? Yok. Kesin bir şey oldu. Aman Allah korusun. Ara bir daha. Aradım, telefonu kapalı. Ev tutmaya da gelmedi. Geceden beri ulaşamıyorum işte. Ya bir arkadaşı vardı, onda kalıyorum falan diyordu. Ozan. İyi de onun numarası yok ki bende. Berat tanır mı? Ben bir sorayım en iyisi. Buyurun. Eylül'ün soyadına bir paket teslim edecektim. Tamam. Benim. Gel. Günaydın. Günaydın. Koşudan mı? Evet. Ter atayım biraz dedim. Kargo gelmiş. Önemli bir şey mi? Yok. Babam bir iki tane belge göndermiş. Şu ortaklık işiyle ilgili. Babamın ilgisini çekmeyi başardık. Oo, buz gibi olmuş ellerin. Soğuk havalarda koşmasan olmaz mı? Cüneyt. Efendim? Ben çok üşüdüm. Ellerim dondu. Gidelim mi? Ya yeni geldik. Şimdi olmaz. Ben ısıtırım seni. Ebu? Olmadı. Tamam. Ben yanındayken üşüyemezsin. Soğuksan işlemezsin. Hadi gel. Tamam kardeşim, sağ ol. Bir haber olursa kararız seni. Yok, Ozan'a da gitmemiş. Allah'ım ya, çıldıracağım. Hiç normal değil. Kesin başına bir şey geldi. Nereye? Bilmiyorum. Gideceğim, bakacağım işte. Her yerde arayacağım. Kemal olabilir. Bahar. Anne. Kemal hastanedeymiş. Ne? Hastanede mi? Ne oldu? Nesi varmış? Durumu nasıl? Ay bilmiyorum. Ben sorabildim mi? Panikten buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Tamam yarabbim ya. Sen yardım et. Daha fazla uzatmaya lüzum yok. Hazırlıklara başlamak için tarihi belirleyelim, olur mu canım? Biz de öyle konuştuk zaten. Değil mi Cüneyt? Ne? Düğün tarihi. Beklemeye gerek yok değil mi? Tabii.
kuzum. Kahveni burada mı içersin ha? Cüneyt, dalgınsın. Bugün senle Feride'nin... Sen nereden biliyorsun? Feridecik, her şey ortaya çıktıktan sonra mutfaktaki takvime işaretlediği diye oradan gördüm. Oğlum, siz böyle ayrı gayrı olmayacaktınız. Kızı hiç dinlemedin, hep suçladın. Feridecik seni çok sevdi. Nazire abla, yeter. Üşüyorum Cüneyt. Çok üşüyorum. Neden bıraktın ellerimi? Neden uçurumdan düşmeme izin verdin? Neden? Neyin var kızım? Ne bu surat? Sizce Cüneyt evliliğe ben mi zorluyorum? Aa, hiç olur mu öyle şey? Yani siz de gördünüz. Düğün diyorum, hiç oralı değil. Acele ettiriyorum herhalde. Yok. İşler güçler çok yoğun. Kafası karışık. Hem sen onu mazur gör. Üzülüyorum ama. Ben ona istemediği bir şeyi zorla yaptırmak istemem. Neyse. Ben hazırlanayım. Nesi var bu oğlanın? İki günde sevdi. Bir heves eve getirdi. Şimdi de yüzüne bakmıyor. Abla, oğlanın aklı başında değil. Feride ile yıl dönümleri ya bugün? Aman sus. Adı Batasıca. Mahvetti zaten oğlumu. Alo. Evet benim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İlginiz için teşekkür ederim. Hayır, gelmeyeceğiz. Evet. Her sene aynı masaydı. Ama bu sene değil. İptal ediyoruz. Çünkü Feride öldü. Bahar. Ben burada bekleyeyim. Bir şey olursa haber ver mutlaka. Buyurun. Ben Mehmet Kemal Kozan'ı arıyorum. Dün gece getirmişler. Bir saniye, hemen bakalım. 202 numaralı oda ikinci katta. Sağ olun. Yetmedi mi o? Yetmez mi kendine yaptığın bu kadar eziyet? Ne bu? Kuzun hediyesi değil mi bu? Hani yakmıştın hepsini? Hani kül olmuştu? Hala onun hatıralarıyla yaşıyorsun. Evet ama gitmiyor anne. Her taraftan bir şeyler çıkıyor. Hayatımı işlemiş resmen. Her yerden çıkan hatıralar ancak yaralarını kanatır oğlum. Unut o kızı. Her şeyi sil at kafandan. Evet anne. Ben de bitmesini istiyorum. Biliyorum.
Bugün yıl dönümünüzmüş. İşler böyle olmasaydı, belki de heyecanla el ele tutuşup aşkınızın yeşerdiği o yere giderdiniz. Belki bunu ümit ediyorsun. Ama boşa ümit etmek ancak insana zarar verir oğlum. Evet anne. Ben de bitmesini istiyorum. Her sabah onu düşünmeden uyanmak istiyorum. Ama olmuyor. Her yerde onun hatırası var. Bu ev. Bu yüzler. Hatta kendi yüzüm bile. Ama unutmak için bir şansım var. Eylül var oğlum. Kız sana aşık, seni seviyor. Ne olursun Cüneyt, gitme o yere. Gidip de kendini üzme oğlum. Bugün git oraya. Ya gelmezse? Gerçeği görmen için büyük bir fırsat bu. Gelmezse seni kalbinde tamamen bitirdi demektir. Ama gelirse hala aklında, yüreğinde olduğunu görürsün. Kendine bu son şansı ver. Yüzleş. Hı? Dünkü müdahaleyle ihaleyi garantiledik. Sonuçlanmasını beklemeden hazırlıklara başlayalım bence. Ben bir toplantı ayarlayayım ekiple. Tunç ve Eylül yeter. Cüneyt'i bulaştırma. Hazırlık yaptığımızı görürse rüşvet olayını anlar. Bilmemeli. Yoksa işi bozacaktır. Alo. Muhabir Süreyya Efili orada mı? Eylül Lino bilir. Alo. Süreyya. Uzun zaman oldu ha? İkimizin de kazanacağı bir teklifim var sana. Yo yo, basit. Malzeme hazır. Sen sadece arayıp şantaj yapacaksın. Çıkalım mı? Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Bilgisayarı kapatayım mı, çıkalım? Alo. Ne? Hemen geliyorum. Bir sorun mu var? Eylül. Benim çıkmam gerekiyor. Ben seni ararım. Söylemeyin dedim o kadar. Canım. İyi misin? Ne oldu sana böyle? İyiyim iyiyim, merak etme. 9 edelenmesi olmuş. 3 tane de dikiş var. Taburcu ettiler bile. Niye bana haber vermedin? Telaşlanma diye. Mal, ben böyle daha çok merak ettim seni. Çok korktum. Ya sana bir şey olsaydı? Ne yapardım? Feride, benim. Baksana neler aldım. Bunlar ne? Bakalım. Makyaj malzemeleri. Güzel bir elbise. Bugün güzel görünmek isteyeceğini düşündüm. Feride. Gitmek istediğini biliyorum. Git. Ve en güzel halini bekle orada. Gelmeyecek. Yazı ya da tura. Başka bir seçenek yok.
Ne fark eder ki? Denemeye değmez mi? Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Osman Bey, bir gazeteci sizi görmek istiyor. Süreyya Efeli. Ne istiyormuş? Bilmiyorum, röportaj yapacağını söyledi ama. İyi, gelsin. Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin. Hiç oturmayayım. Çok işiniz olacak çünkü. Bu sizin. Ne bu? Kendiniz görün. Yapılacak Kurman Hastanesi ile ilgili sizi yakından ilgilendiriyor. Başladı. Allah kahretsin. Akşama kadar 3 milyon hazır olsun. Sen ne diyorsun be? Karttaki numaradan ulaşın bana. Aksi halde skandal konuda sizinle ilgili harika bir haber çıkacak. Sizin için felaket tabii. Alo Berat, neredesin? Ne? Ne olmuş Kemal'e? Hangi hastane? Ben de geliyorum. Kemal yavaş. Bak işte bu yüzden haber vermesinler dedim ya. Ya telaşlanma, iyiyim ben. Ya Allah korusun, başın döner düşersin falan. Kemal, abi, senin nereden haberin oldu? Ne oldu oğlum? İyi misin? Gayet iyiyim abi, merak etme. Ufak bir kaza, geçti gitti işte. Doktorla konuştum, iyiymiş. Nasıl başardın bu hale gelmeyi? Niye bana haber vermiyorsunuz? Ya abi, şimdi sorguya mı çekeceksin? Bir saattir ifade veriyorum zaten bağıra. Ufak bir kaza işte, geçti. Kaza? Bir gelişme var mı? Hayır. Göz göre göre vereceğiz parayı. Allah kahretsin. Bana bak Tunç. Git bul o herifi. Ne bileyim müdürünü, patronunu. Her neyse konuş. Engel olsunlar. Müdüre falan gerek yok. Ben herifin kendisini bulacağım. Bir konuşalım bakalım. Peki Tunç. Cüneyt bilmeyecek. Osman Bey. Acil konuşmamız lazım. Ne oldu? Çok kötü. Bunu gördünüz mü?
çok ciddi baba. Ben bu Süreyya Efeli'yi tanıyorum. İzin verirseniz meseleyi halledebilirim. Nasıl halledeceksin? Nereden tanıyorsun bu herifi? 2 yıl önce babama da musallat oldu bu adi herif. Para almadan susmaz. Ama pazarlık yapabiliriz. Ne kadar toplayabilirsiniz? Belki 1,5. Tunç gitti. Defterini durar şimdi. Bence verelim parayı kurtulalım. Ben o pisliğe yenilmem. Osman Bey. Risk ettiğiniz şey itibarınız. Yerinizde olsam iyi düşünürdüm. Değer mi? Efendim dayı. Şimdi çıkıyorum şirketten. Gerek kalmadı. Parayı vereceğiz. Geri dön. Nasıl ya? Bir şantajcıya yenilecek miyiz yani? Sana ne diyorsam onu yap. Geri dön. Senin de işin zor vallahi şekerim. Nereye böyle? Sana ne? Eylül Hanım nereye gidiyor Nergis? Vallahi bilmiyorum. Osman Bey'le hararetli tartıştılar. Herhalde şu gazeteciyle ilgili olsa gerek. Vallahi bravo. Odanın dışında kalıp bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsun? Tebrikler. İçim parçalanıyor Yıldız. Hangi birine üzüleceğimi şaşırdım. Cüneyt'in halini bir görsen. Hala atamadı o Feride'yi içinden. Evlenecek ama Eylül'le. Seviyor, mutlu. Bilmiyorum. Sevmek için biraz kendini zorluyor gibi. Ya Eylül'le Feride'yi unutmak için evleniyorsa? Yok anne, yapmaz öyle şey. Unuttu Feride'yi. Sadece öfkesi dinmiyor. Bilmiyorum. Çay alır mıydınız? Tam vaktinde. Eline sağlık. Teşekkürler. Ne işi var bu kızın bu evde? Anne. Hiç içime sinmiyor. Olacak şey mi? Kızın parası yok, çalışıyor. Parası yokmuş. Kızım, o kız Bahar'ın kız kardeşi. Ya baban duyarsa? Yıldız ablacığım, burası bitti. Ben sizin odaya geçeyim mi? Geç canım. Bir bakar mısın? Buyurun. Malum, Mehmet Kemal sizin oralarda yaşıyor. Görüyorsundur da mutlaka. Nasıl? İyi mi? İyi. Çok iyi. Çok mutlular. Yani ablamla çok mutlular. Yapıyorum ben ya. Ne
Feride. Sen misin? Feride kızım. Feride annem. İyi misin sen? Sağlığın nasıl lan? Nasıl? Cüneyt'i mi soracaksın sen ha? Onu mu merak ettin? Yok annem, çıktı. Beni de benden söylemesin. O da unutmadı seni be annem. Feride, kapı çalıyor, kapatmam lazım. Kendine iyi bak, tamam mı? Kendine iyi bak. Ya biraz oturup dinlensene. İşlemler tamam. Taburcusun. Hah, hele şükür ya. Dur dur, ben giydiririm. Gömleğin de kirlenmiş. Bilseydim temiz bir şeyler getirirdim. Kadın işte. Şimdi mi anlatırsın, arabaya giderken mi? Neyi? Bu hale nasıl geldiğini. Hiç abi. Merdivenden düştüm. Nasıl merdivenmiş be oğlum? Seni hastanelik etmiş. Ne bileyim abi. Soğukta oldu işte öyle. İş yerine haber verdin mi peki? Verdim. Verdim. Hadi çıkalım. Bu kesin bir şey saklıyor bizden. Masada kaçtı hemen. Ama dur, ben onu konuşturmasını bilirim. Anneciğim, abartıyorsun biraz. Kızcağız senden çekindi. Ama ben bugün... Merhaba. Hoş geldiniz anne. Fermancığım, erkencisin, bir şey mi oldu? Kasaya bir şey bırakıp çıkacağım. Siz rahatsız olmayın. Ben de geleyim sana. Kader. Gel bakalım. Buyurun. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Hı? Mehmet Kemal'e bir şey mi oldu yoksa? Ha? Bir şey mi oldu? Yok. Niye kaçtın o zaman? Yok yani iyi. Aynı. Nasıl aynı? O öyle oralarda yaşamaya alışkın değildir. Ne yapar? Eğer ne içer? Parasız, pulsuz. Mahvolacak oralarda, hastalanacak. Siz merak etmeyin anne. Ben Kemal'le konuşacağım. İşten çıkmaya ikna edeceğim onu. İş mi? Sen ne kaş göz ediyorsun bakayım? Ha? Ne oluyor anlat bakalım. Siz bilmiyor muydunuz? Neyi? Kemal. Hamallık yapıyor. Ne? Geldiğin için sağ ol. Kemal. Ben iyi olmana çok sevindim.
eğer sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Geçmiş olsun tekrar. Ballık yapıyor bir kız yüzünden. Ne hallere düştün Kemal? Anneciğim, bak kader burada. Yapma ne olur. Hem bu Kemal'in kendi tercihi, isteği. Ne tercihi Yıldız? Şirkette mis gibi işi dururken gidip hamallık yapması. O saçma hayatı yaşaması çocukluk. Başka bir şey değil. Ferman, oğlum ne olursun beni Kemal'e götür. Ben burada duramam. Gidip konuşayım bari. Ne olur oğlum. Anneciğim, bak Ferman konuşacağım dedi. Şimdi sen gidersin, babam bir duyarsa. Ben ne yapayım? Elim kolum bağlı. Kemal oralarda, burnumda tüterken. Ay anne. 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 Anne, kader su getir. Ferman bir şey. Anne. Anne ya, anne. Arabadan inmeseydin be oğlum, ben hallederdim. Ya ne olacak abi? Hava aldım işte. Merhaba Seyfi amca, nasılsın? İyiyim akıllı kızım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Siz gidin, ben yetişirim. İşten çıkarıldığını bari söyledin mi? Söylemedim daha. Zaten yeni bir iş buldum. Neymiş bu iş? Hiç. Mimarlık yine. Hızlısın. Ya başvurmuştum işte birkaç yere. Çağırdılar. Kızım düşündün mü bu dükkan işine? Bak ilk ay idare edeceğim seni. Bilmiyorum ki. Bahar. Hadi. Geliyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Yüz bini senin. Ne? Şaka yapıyorsun. 3 milyondan sadece 100 bin mi? Şu senin hakkında açılan davayı hatırlıyor musun? Yalan haber üretmek ve şantaj. Tekrar açılır. Bitiririm seni. Elim bile kıpırdatmadı. Havadan 100 bin. İyi para aslında. Ha şöyle. Patron benim. Ne işler karıştırıyorsun sen Eylül? Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Ha, dediklerimi unutma. Vazgeçmek yok. Büyük paralar kazanacağız. Uf, hiç söz dinlemiyorsun. Hadi dinlen biraz. Gerek yok. Ya Kemal. Şu yolda gelirken konuştuğun adam. Ne dükkanından bahsediyordu? Şey, bizim bakkal devretmiş. Başka bir yere taşınmışlar. Orası da kiralıkmış işte. Ha, tutmayı mı düşündün? Yok canım, ben öylesine sordum. Aslında iyi olabilirdi. Yani ben de sürekli bir iş bulana kadar. Niye? Seni oraya geçici olarak mı aldılar? Yok canım, hani yeniyim ya işte ne de olsa. Neyse konuşuruz sonra. Bak.
Sevgi Hanım, zahmet olmasa bir bardak su alabilir miyim? Tabii. Bizim büyük ocakta sorun var da onun için şimdilik böyle yapıyoruz. Sevgi Hanım, lütfen beni yanlış anlamayın. Yani bir ihtiyacınız varsa... Yok, hiçbir ihtiyacımız yok. Siz geçin, istirahat edin, çay şimdi demlenir. Tamam. Süreyya. Tanışıyor muyuz? Vallahi ben seni tanıyorum. Tutunamayan gazeteci. Nereye gitse iki gün sonra kovulur. Fırsatçı, işgüzar. Daha sayayım mı? Kimsin sen be? Sonra tanışırız. Önce Eylül'le ne işler çevirdiğinizi anlatacaksın bana. Hemen şimdi. Deli misin be adam? Eylül kim? Sen kimsin? Kes martavı, okumayı da anlat. Hemen. Anne. Vallahi haklısın. Biz daha elektrikleri açtıramıyoruz. Dükkanı açmak bizim neyimize? Oğlanın abisine de çok ayıp oldu. Cüneyt Bey sakın duymasın bu dükkan işini. Umarım. Duydum bile. Cüneyt abi. Doymuş. Bir bardak su ister Kemal Paşa. Kusura bakmayın ne olur. Ben yanlış anlamayayım diye duymasın dedim. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Hatta iyi fikir. Kabul ederseniz yardım etmek isterim. Cüneyt Bey lütfen. Cüneyt abi. Ne olursun. Kemal bir şey duymasın. Bahar. Kemal benim kardeşim. Onun için zaten bir şey yapamıyorum. Haklısın. Dik kafalıdır Kemal. Yardımı kabul etmez. Ama biz birlikte bir şey yapabiliriz. Olmaz. Alamam ben. Ya borç olarak veriyorum. Alınmayın ama Kemal duyarsa çok kızar. Alamam bunu ben. Ne yapıyorsunuz ya? Sesleniyorum 2 saattir. Attınız beni içeri. Bir bardak su istedim. Bu adamın da hastalığı felakettir. Hepimize kök söktürecek. Hadi görüşürüz. İki milyona ikna ettim. Bunlar da kopyalar. Biz 1,5 milyon hazırladık. Elimden geleni yaptım Osman Bey. Adam yükselme peşinde. Gözü hiçbir şey görmüyor. 1 milyonu zor indirdim. Başka çaremiz yok. Ne isterse vereceğiz. Şu siteye bir baksana, haber duruyor mu hala? Bir börek daha alır mısınız? Sağ olun. Ben artık kalkayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Fazla şımartma bu serseriyi. Hadi ben seni geçireyim abi. Oğlum sen hastasın. Ya ölmedik ya be abi, hadi. Hoşçakalın. Güle güle. Dur kızım. Belki bir konuşacakları vardır. Topla şunları filan. Abi. İyi misin? İyiyim. Öyle görünmüyor ama. Yüzün gülüyor da dalıp gidiyorsun öyle. Eylül'le mi ilgili? Siz beni merak etmeyin.
Birbirinize iyi bakın. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Çok şükür biraz düzeldi. Yıldız abla, benden istediğin başka bir şey yoksa ben hazırlanıp çıkayım mı? Yok canım, çık. Ay Kader! Mehmet Kemal'e sakın bir şey söyleme, tamam? Merak etme Yıldız ablacığım, hiçbir şey söylemem. Alo baba. Siteye baktım. Kaldırmışlar haberi. Evet. Evet Ferman, ucuz atlattık. Sağ olsun Eylül halletti işi. Yarın parayı ödeyeceğiz. Ama bizim düşündüğümüzden 500 bin lira fazla. Olsun. Hallolsun da. Yarın sabah sen Zühre'nin hesabından kalan 500 bini çekersin. Tamam, merak etmeyin. Hallederim ben. Yok yok. Ben dayanamayacağım Yıldız. Ferman'a söyle. Beni Mehmet Kemal'in çalıştığı yere götürsün. Anneciğim, tansiyonun düşük. Yok kızım. Hadi söyle Ferman'a. Yok hadi. Yapma, tamam. Tamam dur. Otur iki dakika. Hadi çağır. Ferman. O zaman ben bir Cüneyt'e bakayım. Aman diyeyim. O bir şey bilmeyecek. Biz bu işi rüşvet vermeden aldık. O böyle bilecek. Bana güvenin. Eylül. Büyük bir dertten kurtardın kızım. Teşekkür ederim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Ablam evde mi? Bakkala kadar gitti, gelir şimdi. Senin koluna ne oldu? Önemli bir şey değil ya. Ufak bir kaza. İş kazası mı? Merdivenden düştüm. Yük taşırken olmadı yani. Ya ne diyorsun Kader? Hamallık yaptığını öğrendim Kemal. Nasıl? Ne önemi var? Bak sen zor durumdaysan annemle konuşmamız lazım. Sakın. Annen öğrenmeyecek bunu. Ne annen ne de ablan. İkimizin arasında kalacak bu. Ama sen böyle zor durumdayken... Kader. Bak ben çok ciddiyim. Ablan duymayacak bunu. Söz ver. Thank you.
Pardon. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani gelmeyecektiniz, masayı hazırlamadık, hemen ayarlayalım. İstemez. Feride Hanım yok mu? Yok. Her zamanki gibi bir şey almadan Feride Hanım'ı mı bekleyeceksiniz? Kapı çeneni. Git bir kadeh viski getir bana. Peki efendim. Nasıl çalışacaksın bu halde? Bir ezik üç dikişle. Yıkılmam kızım. Gerekirse tek kolumla dağları delerim. Şirinim için can feda. Bahar. Şu dükkan vardı ya. Sen orayı çok mu istiyorsun? Ya sen şimdi boş ver onu. Yani dükkan tutacak halimiz mi var? Benimki de öyle hayal işte. Ya öyle deme canım. Para biriktirir tutarız belki. Ben bir kapıya bakayım. Hoş geldiniz. Kemal burada mı? Burada, buyurun. Sana böyle. Beklettin mi? Ben alıştım beklemeye. Öyle mi? Neyi bekliyorsun mesela? Ya da kimi? Hiç gelmeyecek birini. Belki gelir. İmkansız. O ulaşılmaz bir benim için. Yasak. Dile o zaman. Ben hayatımda bir tek şey diledim Feride. Ne? Gerçek aşk. Uzaklarda arama dedi bir ses. Gözlerinin önünde sessizce seni bekliyor dedi. Zor oldu. Ama gördüm. Sana geldim Feride. Yani sen beni buraya... Evet. Seni sevdiğimi söylemek için geldim. Paramparça yürü.
kader. Bir çay koy kızım. Tamam anne. Yarın başka bir doktora gidelim. İyiyim anne. Abartma. Çalıştığın yere gittim. O uğursuz yere. Tabii ona çalışmak denirse. Hiç öyle bakma Ferman'a. Ben istedim. Oraya seninle konuşmak için gittim. Bu konuları açmayalım anne. Tamam, Ferman abi bir hata yapıp söylemiş ama... Ben bir hata yaptığımı düşünmüyorum. O İhsan'a yakışmıyor Kemal. El üstünde büyüttüm seni. Pamuklara sardım. Bugünler için mi? Milletin yükünü taşı. Hamallık yap diye mi? Yazı ya da tura. Başka bir seçenek yok. Denemeye değmez mi? Kaybedecek hiçbir şey yok. Terk ettin. Buralara geldin, sesimi çıkarmadım. Ama buna dayanamam. Anne, babamla aynı şeyleri söyleyeceksen hiç konuşma, daha iyi. Hiç değilse yardımımı kabul et. Ben senin annenim, oğlum. El miyim ben? Ben o evi terk ederek bir seçim yaptım anne. Saygı duy lütfen. Seçim mi yaptın? Hamallık yapmayı mı, buralarda böyle sefalet içinde yaşamayı mı seçtin? Sevdiğim kadını seçtim anne ben. Hem hamallık o kadar da kötü bir iş değil ki. Para istemiyorum ben. Saygı istiyorum anne. Konuşacak da başka bir şey yok zaten. İnşallah bir gün bu seçiminden dolayı pişman olmazsın. Zühre teyze söyledi. Burası Feride ile senin için özel bir yermiş. Yol boyunca dua ettim gitmemiştir diye. Ama gelmişsin. Niye geldin Cüneyt? Hala onu seviyor olmandan. Bir gün beni bırakıp gitmenden korkuyorum. Eğer bir gün gideceksen... Evet. Burası çok özel bir yer. Aşkımızın başladığı yerde.
Bahar. Ağlama. Üzülme artık. Kemal. Neden söylemedin bana? Çünkü üzüleceğini biliyordum. Ama inan ben hamallık yaparken bile mutluyum. Çünkü akşam senin yanına geliyorum. Hem ben utanılacak bir şey yapmıyorum ki. Çalışıyorum. Ağlama artık. Lütfen. İyi de o iş çok ağır. Benim gücüm her şeye yeter. Ama sen böyle ağlarsan... O zaman hiçbir şey yapamam işte. Hep yanımda olacaksın değil mi? İyi. O zaman yarın gidip nikah gününü alıyoruz. Sen benim yanımdasın ya. Gerisi boş. Bütün dünyaya kafa tutarız. Değil mi? Geçen yıl buraya geldik. Ondan önceki yılda. Evet. Bu gece buraya geldim. Ama aşkımızı kutlamaya değil. Onu gömmeye geldim. O yüzden korkulacak bir şey yok. Şu an burada olmak istemiyorum. Bu işkence bitsin artık. Feride ile her seferinde karşılaşmak da istemiyorum. Ondan kurtulmak istiyorum. Cebimdeydim. Gelirken düşünmüş olmalıyım.